Herkese merhaba, ben Elif Kenan. Ekşi Gündem'in ikinci bölümüyle karşınızdayım. Bu bölümümüzde de 3 tane gündemimiz var ve gündemlerin sonunda bu hafta benim yüzümü gülümseten bir videoyla Ekşi Gündem'i kapatacağım. Birinci gündemimiz Bahar Feyzan'la Umut Özdağ'ın Oğuzhan Uğur'un programındaki tartışması. Tartışmanın içeriğine çok girmek istemiyorum. Ekşi Gündem'in çok siyaset içerikli bir program olmasını istemiyorum. O yüzden çok fazla tartışma konusunun temasına girmek istemiyorum. Ama en can alıcı noktaları şuydu. Ümit Özdağ, Bahar Feyzan'a hanımefendi deyip böyle sesleniyor ama biraz sert bir dille söylüyor. Hani böyle hanımefendi buyurun gibi bir hanımefendi değil. Gerçekten biraz da sert bir dille söylüyor ve o da bana hanımefendi demeyin, bu üslubunuzu önce değiştirin, bu üslubunuzdan vazgeçin diyor. Ve sosyal medyada Bahar Feyzan'a karşı bir linç başladı. Gerçekten Ekşi Sözlük'te sanırım olumlu yorum okumadım ya da varsa bir iki tanedir. Kimse olumlu yorum yapmamış, kimse desteklememiş, desteklememeyi de geçtim. Herkes gerçekten bir linç şeklinde sen önce o üslubuna dikkat et, o mimiklerine bak, o işte ağzını burnunu düzelt önce gibi. Kadının direkt üslubuyla ilgili ve ağzı burnuyla ilgili yorumlar yapılmış. Ben burada Ekşi Sözlük yazarlarından biraz farklı bir noktada yer alacağım. Gerçekten daha sonra kendisi de bu Ekşi Sözlük yazarlarının lincinden sonra kendisi de bir video paylaşmış. Ve demiş hani üslubumu beğenmeyebilirsiniz. Herkesin kendi üslubu farklıdır. Ama beni tamamen dolgularımla, botokslarımla eleştirmişsiniz demiş. Ve daha sonra da işte olayı seksisliğe indiriyorsun deyip bir daha insanlar şey yapmış, eleştirmiş Bahar Feyzan'ı. Ben burada bu yorumuna katılıyorum. Çünkü gerçekten okuduğum zaman o kadar fazla botoksuyla ilgili yorum vardı. O kadar fazla yüzünü ne kadar şişirdiğiyle ilgili yorum vardı ki. Hanımefendi işte aslında sana söylenmemesi gerekir, o söze mi alındın kadar botoksuyla ilgili laf vardı Ekşi Sözlük'teki yorumlarda. Twitter'da da bu arada bir sürü yüzünü ne kadar işte çirkin hale soktuğu bilmem neyle ilgili bir sürü yorum var. Gerçekten bu kadın olmasaydım, yerinde bir erkek olsaydı, aynı üslupla, aynı soruyu aynı şekilde sorsaydı ve aynı üslupla böyle biraz küçümsemiş olsaydı, acaba o kişinin kaşının, burnunun, yanaklarının ne kadar dolgun olduğunu konuşacak mıydık? Hiçbir zaman bir erkek gazetecinin fiziksel özelliklerinin yargılandığını, fiziksel özellikleri üzerinde konuşulduğunu bile duymadım. Ama kadın gazetecilerin bir şekilde fiziksel görünüşlerine geliyor konu bir şekilde. Burada mesela örnek olarak çok uç örnekler olmuş olacak ama mesela Nagihan Alçı aslında hani çok farklı görüşteler. Nagihan Alçı'nın eleştirebilecek bir sürü bir şeyiniz var veya beğenebileceğiniz de belki hani bir şeyler olabilir ama Nagihan Alçı başlıklarında da mesela fiziksel görünümüyle ilgili yorumlar geliyor. Nevşin Mengü mesela normalde asla fiziğiyle konuşmamamız gereken, bu insanlar manken değil, bir model, bir kapak yüzü, bir şey değiller. Bu insanlar influencer, makyaj influencer gibi insanlar değiller. Ve biz bu insanları fiziksel görünüşleri, yaptıkları makyaj, bilmem işte omuzlarının genişliği, mesela Nevşin Mengü'nde omuzlarının genişliği falan eleştiriliyordu. Gerçekten bunu hiçbir erkeğe yapmıyorken sadece kadın gazetecilere yapılması gerçekten cinsiyetçilik ve daha sonra kadın bunu söylediği zaman bir de üzerine işte olayı cinsiyetçiliğe indirmeye çalışma, aslında senin orada yaptığın yanlıştı falan filan gibi şey geliyor ama evet, olay bir yerde cinsiyetçiliğe iniyor çünkü kadının dolgusu ve botoksu hakkında yapılmayan yorum kalmamış ve gerçekten sadece Bahar Feyzan değil, daha önce de Nevşin Mengü'nün de fiziksel görünüşüyle ilgili, bu arada güzel diyen de oluyordu, hani o Nevşin Mengü çok güzel kadın, çok bilmem ne kadın diyen, Nagihan Alçı'yı çok beğenen, fiziksel olarak işte yüzünün çok çekici olduğu ile ilgili yorumlar da geliyor. Bu arada hani bunlar da yanlış. Yani tamam, evet, Nagihan Alçı yüz olarak güzel bir kadın olabilir, Nevşin Mengü bence güzel bir kadın ama hani biz bu kadınların
ne yüz hatlarını, ne vücutlarını, hiçbir şeyini konuşmuyor olmamız lazım. Çünkü bu insanlar vücutlarıyla ilgili bir şey yapmıyorlar. Vücutlarıyla ilgili en ufak bir söylemleri yok. Ben güzelim, bakın makyajıma bakın gibi bir söylemleri yok ve bu noktada durmuyorlar. O yüzden gerçekten Bahar Feyzan'a yapılan bu dolgulusun, botokslusun, yüzün şöyle eleştirilerini ve linçlerini çok yanlış buluyorum. Geri kalan dediğim Ümit Özdağ'a karşı çıkmasını falan çok ekşi gündemde tartışmak istemiyorum. Çünkü dediğim gibi biraz daha siyasetten uzak bir durumda tutmak istiyorum ekşi gündemi. İkinci gündemimiz ise Ankara sitelerde 50 tane Suriyeli işçiyi kaçak çalıştıran bir çantacıyla ilgili. Ben alalım abi. Sizce 50 tane Suriyeli çalıştırıyor. Niye diye bir sor. Türk niye? Bir saniye anlaşılsın. Esnafsınız, 50 tane Suriyeli çalıştırıyorsunuz. Evet. Niye? Çalışmıyor Türk. Niye çalışmıyor? Geliyor, 1,5 milyar haftalık istiyor. İş bilmediği halde. Ben şimdi bu eleman gelsin, hiçbir şey bilmiyor. Ben buna direkt vereceğim para 1 milyar. 150 de yemek parası, 1 milyar 150. Tamam. Yani bunun altında haftalık o. Aylığa baktığında 4,750 tutuyor. Siz ne iş yapıyorsunuz? Çanta, peki? Tekstil. Çanta, tekstil. Sitelerde. Anladım. Kaç saat çalışıyor peki? Ona saate sabah mi dayanamıyor? 8, sabah 8, akşam 7, cumartesi 12. Evet. Bunun içinde de 1 saat yemek. Ha, tamam, 1 saat yemek, yarım 15'er dakika çay saati. Evet. Türkler dayanamıyor, Suriyeliler mi? Aynen öyle. Suriyeliler niye peki? Mecburiyetten mi yoksa daha mı işi iyi biliyor ya da daha mı iş adamı yani? Aç olduklarından. Yani ayıp mecburiyetten yani. Yani. Mecburiyetten. Yani bir söyleyeyim, yarın işe gelmediğim ağlar. O halde. Ha ben buna diyeyim gelmem abi diyor. Bizim yok, insan... Ve 50 tane Suriyeli işçiyi bu şekilde kölelik düzeni altında çalıştırdığını ve bu insanların bu işi mecbur oldukları için, başka hiçbir seçenekleri olmadığı için yaptığını kendi itiraf ediyor. Umarım bu video savcılar için, devlet için bir yani bir harekete geçirme, bir başlangıç noktası olur. Çünkü adam tamamen kendi itiraf etmiş ve daha sonra kendisi videoda şey yapıyor. Ben işte şu kadar paket sigara içiyorum, gelişi gidişi şu kadar yemek yemesi bilmem ne. Yaptığı hesap, yani bu arada ev kirası falan gibi bir şey hesaplamadan 4000 liraya geçiyor ve diyorlar ki baksana senin şeyin 4000 liraya geçiyor. Sen nasıl diyorsun 4000 liraya çalışsın insanlar? O da diyor ki onlar da paket sigara içmesin, tütün sarsınlar içsinler diyor. Gerçekten yani burada sigaranın sağlığa zararlı olması, kullanılmaması değil olay ama adam kendi içtiği bir paket sigara bile asla işçilerine layık görmüyor ve tütün içsinler onlar da bilmem ne diyor ve gerçekten çok üzücü bir video. Suriyeliler açısından da çok üzücü. Gerçekten bu insanlar haftalık 1000 liraya, yani aylık 4000 liraya sabah 8'den akşam 7'ye cumartesi günleri dahil çalışan bu insanlar ve diyor ki ben bunların suratına bir tane yarın gelme desem ağlarlar diyor. Yani büyük ihtimalle de çok zor koşullar altında ve çok mobbinge maruz kalarak, büyük psikolojik baskılara maruz kalarak çalışan insanlar. Bu insanlara da çok üzülüyorum çünkü bu insanlar nefret eder yani. Gerçekten başınızda bu şekilde bir patron olsa, bu şekilde bir Türk patron olsa siz de nefret edersiniz. Sizi kaçak bir şekilde sigortanızı yaptırmadan çok ağır koşullarda çalıştırıyor. İşte Türkler o koşullara çalışmıyor çünkü zaten çalışılmaması gereken koşullara çalışmıyor diye sizi bu şekilde hiç insani olmayan bir şekilde çalıştırıyor. İnsanlar ne düşünebilir ki? Yani nasıl bir hayatlar olabilir ve nasıl minnettarlık duyabilirler ki bu durumda? Üçüncü gündemimiz ise İstanbul Havalimanı'nda satılan 56 liralık gofret. Bu gofret normal Migros'ta 3 liraya satılıyor ve İstanbul Havalimanı'nda 56 liraya satılıyor. Bu da ekşi sözlüğü direkt ikiye bölen bir konu olmuş. Hatta bunu çok eleştiren yazarlar da olmuş. Ama işte havalimanları zaten pahalıdır, aç gitmeyin bilmem ne gibi yorum yapan yazarlar da olmuş. Hatta üzerine şey diye de başlık açıldı. Havalimanına aç gidip şikayet eden tip diye bir başlık açıldı. O başlığın altına da bir sürü insan yazı yazdı. Burada insanlar ikiye ayrılmış. Bir grup 56 lira olmasını haklı bulan insanlar. Ve bu insanlar şey demişler, o açılan başlıktaki gibi havalimanına aç gitmeyin siz de kardeşim. Havalimanına
yemeğinizi yiyip gidin. Havalimanında bir şey yiyip içmek zorunda değilsiniz. Bir şey yiyecekseniz yanınızda götürün. Zaten bu tarz insanlar Türkiye'de ne kadar çoklar biliyorsunuz. En basit örneği işte kahve fiyatları çok arttı diyorsunuz. Hani dışarıda arkadaşlarımla oturup kahve içemiyorum diyorsunuz. Oradan hemen bir tane bir yaşlı biri geliyor ve diyor ki siz de o zaman işte termosunuzla götürün. İşte biri diyor ki hatta bir videoda şey hatırlarsınız belki su içmeyin o zaman demişti. Bir tane öğrenci demiş ki su 2 lira oldu. O da demiş ki dışarıda su içme o zaman evinden taşısın. Yani suyun bitebilir. Evinden getirsen bile suyun bitebilir. Ve su getirmesen bile bir suyun 2 lira olmasını eleştirebilirsin. Ama Türkiye'de bu, o zaman onu yapmayın, o zaman bunu yapmayın. İşte dışarıda bir yemeğin 100 lira olması diye bir başlık açılıyor. Hemen arkasına şey insanlar geliyor. Evinizde yapın yiyin. İşte bir pizzanın şu kadar olması, evde yapmak şu kadar. Siz de niye dışarıda yapıyorsunuz? Başka bir şey yazarsınız, git o zaman kamp kur. Git işte sandalyeni taşı parklarda otur sandviçini ye. Hani siz orada bir şey eleştiriyorsunuz. Bir şeyin yanlış olduğunu söylüyorsunuz. Bir grup insan yapma, o da lüks, onu da yapmayıver. Bu kadar lüks şey yapıyorsanız o kadar fiyatlar size mübah gibi eleştiren bir grup. Bu grubun dışında bu gofretin fiyatını yine haklı bulan bazı insanlar da şey demiş. Dünyanın her yerinde havalimanlarında fiyatlar çok pahalıdır demiş. Evet, birçok yerde tabii ki fiyatlar normal şehir merkezine göre daha pahalıdır havalimanlarında, ama gerçi burada şunu da belirtmek istiyorum. Ben Avrupa dışında bir kıtaya gitmedim. Ne Amerika'ya gittim, ne Güney Amerika, ne Asya ülkelerine. Sadece kendi deneyimlerim Avrupa üzerinde. Gittiğim hiçbir Avrupa ülkesinde bu kadar fahiş, bu kadar katı bir fiyat farkı hiç görmedim. Yani bırakın 3 liraya 56 lira gibi bir fark, neredeyse 20 kat fiyat farkını, 2 kat fiyat farkı bile görmedim. Evet, normalde olandan maksimum %50 fark gibi bir şey olduğunu gördüm. Yani dediğim gibi Amerika ve Asya'yı görmedim ama Avrupa'da hiç bu kadar katlı bir fiyat farkını görmedim. Bazı insanlar da bu şekilde zaten havalimanları pahalı olur diye haklı çıkarmaya çalışmışlar. Bazı insanlar da, benim de içinde bulunduğum bir grup, siz zaten İstanbul Havalimanı çok uzak bir yerde. Aç olmadan gitseniz bile gideceğiniz yerden bağlı olarak 1-2 saat önceden zaten 1-2 saat yolunuz tutuyor. Yurt dışına gideceğiniz zaman veya şehir içine gideceğiniz zaman uçak saatinden erken gelmeniz gerekiyor. Uçağınızda 1 saat rötar yapsa 5 saatlik, 6 saatlik bir açlık oluşmuş oluyor. Bir de uçağınızın da atıyorum 3 saat sürdüğünü düşünün. Yurt dışına bir yere gidiyorsanız 3-4 saat veya Türkiye'de bir yere gidiyorsanız yine 1 saat. Gerçekten çok uzun bir süre açlık oluşmuş oluyor. Tabii ki dayanılabilir mi? Dayanılabilir, ama biz neden buna dayanmak zorunda olduğumuzu sormayalım mı? Biz neden, bu neden bu kadar fahiş? Neden bizim ülkemizde bu kadar katı fiyatıyla satılıyor diye sormayalım mı? Herkesi sağlıklı yetişkin bireyler olarak düşünüyoruz ama kan şekeri düşen vardır, diyabet hastası vardır, sağlık sorunu nedeniyle ya da alacağı ilaç o saatte olduğu için yemek zorunda olan bir insan vardır. Bunları geçtim. Çocuklarıyla seyahat eden bir aile vardır ve çocukları, 3-4 yaşındaki çocuğunu 5-6 saat sonra daha ucuz bir fiyattan yemek bir çocuk için daha zor olabilir. Çocuklar biliyorsunuz daha hızlı acıkabilir. Daha onu orada ona açıklamak çok zor olabilir. Yani 3-4 yaşındaki bir çocuğunuza bak burada çok pahalı, şehir merkezinde ucuz gibi bir açıklama yapmak sizi de üzebilir. Yani kendi çocuğunuza istediği bir gofreti alamamak orada sizi de üzebilir. Veya alırsanız o verdiğiniz fahiş fiyat yüreğinize oturabilir. O yüzden ben kesinlikle ve kesinlikle havalimanlarındaki bu kadar fahiş fiyat farklarını hiç doğru bulmuyorum. Ve dediğim gibi Avrupa'da da görmedim. Ve bu haftalık Ekşi Gündem'de bu kadardı. Şimdi sizi bu hafta yüzümü gülümseten bir video ile baş başa bırakıyorum. Bir sonraki Ekşi Gündem'de görüşmek üzere. Hoşçakalın.